Hayat büyülü bir oyundur. Ve bu oyunda ilkler asla unutulmaz. İlk bakış, ilk gülümseme, ilk heyecan, ilk aşk. İlk hayal kırıklığı, ilk gözyaşı ve en önemlisi de ilk kalp sancısı. O öyle bir acıdır ki her şeyi bitti zannedersin. Bir daha ayağa kalkamam. Bir daha güvenemem. Bir daha asla aşık olamam. Sonra hiç beklemediğim bir anda sihirli bir dokunuşla her şey değişir. Ve sen aşık olmaktan asla kaçamazsın. İyi misin? Şimdi daha iyi. Anne, tamam, hadi. Tamam bir tanem. Çok az kaldı. Dur bakayım. Evet. Nasıl? Çizimin kadar güzel olmuş mu? Benim çiziklerim bir tek sen dikersin zaten. Kendine ne kadar haksızlık ediyorsun. Senin çizimlerini herkes çok beğeniyor. Evet, mahalledeki konu komşu sağ olsunlar. Ayrıca bakkalından kasabına tüm esnaf eşlerinin göz bebeğiyim. Öyle diyorsun ama sayende işlerim arttı, ne haber? İyi bari, bir işe yarıyorum. Hadi hadi git değiştir üstünü, Şükran teyzen gelir almaya birazdan. Kızıyla bedenlerimiz aynı olmasa ne yapacaktın acaba? O zaman düğüne yetiştiremeyecektim. Ne yapalım? Hadi koş, hazırlan, geç kalacaksın. Anne. Efendim? Vazgeçtim ben. Gitmeyeceğim. Saçmalama Öykü. Aa, ne zamandır sen bugünü bekliyordun? Boşuna ümitleniyorum. Nereden biliyorsun? Denemeden hiçbir şeyi bilemezsin. Gör bak, çizimlerine bayılacaklar. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Evet, eminim. Hadi, hadi git değiştir üstünü. Güzel kızım. Kahveye geldim. İyi yapmışsın Gülseren'cim. Geç, geç güzel. Geçsene Şeyma'cığım. Ay yok, biz çıkarız şimdi, sağ ol. Anne, ben antrenmana gidiyorum. Tamam bir tane. Antrenmandan sonra terleyince üstünü değiştir mutlaka. Tamam, tamam anne. Atletini değiştir. Tamam. Aslında senin Öykü'yle gitmen çok iyi oldu Şeyma'cığım. Vazgeçmesin, olur mu? Aha yok yok, merak etme. Hoş geldiniz Gülseren teyze. Hoş bulduk Öykü'cüğüm. Anladım.
Oh, hadi bakalım. Bol şans. Hadi kızım. Görüşürüz. Çok güzel. Önemciğim. Ah canım. Her şey muhteşem. Vallahi insan hangisini beğeneceğini şaşırıyor. Teşekkür ederim canım benim. Görüşürüz. Nasılsın hayatım? İyiyim, sen? Ay iyiyim, bu showroom'u açmak ne kadar iyi yaptın. Güzel oldu değil mi? En son Milano Defilen'de görüşmüştük. Evet. Yine harikalar yaratmışsın. Herkes senden bahsedecek. Bak gel poz verelim. Sibel'ciğim. Görüşürüz. Aa, nasılsın? Gelin biraz böyle çekelim. Kraliçem. Kaynağı. Anneciğim. Gel fotoğraf çektiriyoruz. Anne bu kadar yeter. Sen nasılsın canım? Çok iyi. Siz de her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bu kızla birlikte değilsin değil mi? Tamam, tamam. Kraliçe, röportaj için beklemiyorsunuz. Tamam. Anneye bir öpücük, öpücük. Bir yere ayrıl. Sonra görüşürüz. Aa, merhaba. Nasılsın? Yardımcı olabilir miyim? Ben Hanım'la görüşecektim. Konu neydi? Kendisinin büyük bir hayranıyım. Kim değil ki? Haklısınız. Benim kendisine göstermek istediğim çizimlerim var. Kimin yok? Eminim birçok kişi ona bu şekilde ulaşmaya çalışıyordur. Neyse. Bak canım. Seni şu an görüştürmem uygun değil ama dosyanı verirsen kendisine ulaştır. Gerçekten mi? İletişim bilgilerini yazdın mı? Evet. İlgisini çekerse seni mutlaka arayacağım. Teşekkür ederim. Efendim Gülseren teyze. Yok, yok gelmedi Şeyma da. Tamam, merak etme sen. Orhan abi ararsa bizde kaldı. Tamam, görüşürüz.
Aramayacak bunlar beni. Beyazlar'da çoktan ararlardı. 2 ay oldu. Ama kızım sabırlı o. Her gün senin gibi kaç kişi ona ulaşmaya çalışıyor biliyor musun? Her biriyle tek tek ilgilenmeye kalksa oho o zaman. Hı. O da doğru. Doğru da. İnşallah öyledir. Neyse ben okula geç kalırım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Canım gör bak. Her şeyi düşündüğünden bile güzel olacak. Sadece biraz zamana bırakacağım ve sabırlı olacağım. Anlaştık. Günaydın. Gidiyor musun? Evet. Sana kahvaltı hazırlasaydım. Yok ben almayayım. Toplantıma geç kaldım. Ben seni ararım. Numaran var mı sende? Benimki sende var mı? Yok. Ben seni bulurum. Merak etme. Nerede kaldın sen dün gece? Annen aradı. Merak etmiş kadıncağız. İyi misin? Kavga ettik. Yine mi? Bak kızım bu sefer kesin bitti tamam mı? Hayatta affetme. Ne oldu? Aman ne olmadı ki? Böyle ayaküstü olmuyor. Bana gelsene evde konuşalım. Okula geç kaldım. İyi peki. Bari çıkışta mağazaya uğra. Tamam. Dikkat kendine. Aferin Cem. Murat. Yavaş, sakin. Evet, güzel. Evet. Cem aç oğlum ellerini aç. Evet, güzel. Emre. Siz devam edin Ahmet. Yine mi gelmiyorsun derse? Yok, bu hafta çok önemli bir maçımız var. İyi hazırlanmamız lazım. Ben gelmeyeceğim. Tamam. Notları ben hallederim. Tamam, sağ ol. Evet, hadi devam. Thank you.
kahretsin. Hey! Hey! Benim arabam o! Hey! Durun! Hey! Of Ayaz, of ya. Açsan şaşardım zaten. Kim bilir nerede sızdın kaldın yine. Ama sen bu toplantıya bir geç kal, ben sana... Ne oldu oğlum ya? Kim kızdırdı seni? Sence baba? Ayaz. Günaydın Bülent Bey. Günaydın. Çay alır mısınız? Alırım. Siz Mete Bey? Hı? Ha yok, ben kalkacağım ya. Burcu kalkmadı mı da? Uyandım babacığım. Günaydın. Günaydın. Abicim günaydın. Günaydın prenses. Burcu Hanım, siz kahvaltı alır mısınız? Ay yok, ben hiçbir şey almayayım. Okula geç kaldım zaten. Canım kahvaltı yapmadı olur mu? Otur şuraya. Okulda atıştırırım ben bir şeyler babacığım. Sen beni merak etme. Evet evet, biz kaçtık. Hadi. Mete. Akşama. Ha. Tamam, sen hiç merak etme. Ben her şeyi Burcu'nun istediği gibi hazırlatıyorum. Her şey tamam olsun, tamam. Merak etme, tamam. Hadi. Hadi kolay gelsin. Tamam. Babama çıtlattın değil mi amcığım? Ne? Ya abi. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Öyle yaz okulu diye Amerikalara gidip orada kalmak yok. Gerçekten izin verdi mi baba? Abilerin en mükemmeli, en yakışıklısı. Tamam tamam, uzatma hadi. Dikkat et. Ayaz geldi mi? Hayır Mete Bey. Aramadı da. Maalesef. Tamam, sen ulaşana kadar aramaya devam et, oldu mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaz Bey. Mete ben, ortağıyım. Ayaz Bey'in ufak bir işi çıktı. Toplantıya gecikmez umarım. Fazla vaktimiz yok. Yok, neredeyse burada olur. Buyurun Semra Hanım sizi toplantı odamıza alsın. Ben de hemen geliyorum. Sen aramaya devam et, tamam mı? Lastik patladı. Allah kahretsin. Bir çay daha alır mısınız ya da kahve? Hayır. Umarım Ayaz Bey'in geçerli bir mazereti vardır. Mutlaka, mutlaka vardır. Buyurun Mete Bey. Sağ ol. Önce ben durdum. Sen nereden çıktın ya? Ben bir saattir taksi bekliyorum. Lütfen önce ben bineceğim. Okula geç kaldım. Ben de toplantıma geç kaldım. Hey! Hey! Ya beğendin mi yaptığımı? Bana mı söylüyorsun? Evet. Her şeyden önce ben bir bayanım. Biraz centilmen ol. İşinize geldiğinde eşitiz, gelmediğinde ben bayan. Benden önce taksiyi durduracaksın ha? Yemezler canım. Yardım etsene. Yavaş yap. Kafamı yarsaydın. Senin koca kafan kolay kolay yarılmaz. Merak etme, tamam mı?
Ya. Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Pardon ya. İsteyerek mi oldu? Senden bir an önce kurtulsam iyi olacak. Bence de. Toplantı odasındalar. Abi yakışmış. Teşekkürler Ayaz Bey. Biraz daha beklersek programımızın oldukça gerisini göreceğiz. Adem Bey gerçekten... Bizim için projenin özgünlüğü, kalitesi, maliyeti elbette önemli. Fakat şirket olarak daha fazla değer verdiğimiz şey disiplin. Ama görüyorum ki... Bizim için de disiplin çok önemli Demet Hanım. Geç kaldığım için özür diliyorum. Gelirken ufak bir kaza atlattım. Geçmiş olsun. Ciddi bir şey değildir umarım. Hayır değil. Ama sizi beklettim. Üzgünüm. Hiç önemli değil. İnsanlık hali. Daha fazla bekletmeyin. Hemen sunuma başlıyorum. Bir sonraki toplantımıza yetişmemiz biraz zor gözüküyor Demet Hanım. Gecikeceğimize haber veririz. Aceleye getirebileceğimiz bir sunum değil bu. Alışveriş merkezini iki ana bina olarak tasarladık. Çok farklı ve etkileyici görünüyor. Ben de sevdim. Gördüğünüz gibi binaların arasından geçen su kanallarının etrafını muazzam restoranlar ve kafeler için ayırdık. Böylelikle çok sıradan ve tek yerde toplanan yemek katı anlayışını yıkmış olacağız. Detaylara geçelim. Bütün güzel sanatlar gibi resim sanatı da antik çağdan itibaren basit bir zanaat olarak algılandı. Yüksek mevki sahibi kişiler ve kurumlar tarafından ressamlara belirli bir zaman dahili içerisinde tamamlanan ile resim siparişlerinde bulunuldu. Ressamlar önce yaptıkları resimlerde sonra da salondakiyle tartıştım. Bayanlar, isterseniz biz çıkalım, siz konuşmaya daha rahat devam edin. Pardon hocam. Ressamlar yaptıkları resimlerde salt bir motifi yansıtmaktan öte kendi özgür duygu ve çalan kimin telefonu? Öykü? Benim değil hocam. Benimki sessizde. İnanmıyorsanız bakın. Ben sizi 50 kere telefonlarınızı derse girerken kapatmanız konusunda uyarmamış mıydım? Dışarı. Ama bu benim telefonum değil ki hocam. Bu kız harbi normal değil. Nihayet telefonlarımızın karıştığını fark ettin. Önce sen fark ettiysen arasaydın. Telefonumu getirir misin lütfen? Ben niye getiriyorum? Sen gel al. Telefonlarımız senin yüzünden karıştığına göre getirmesi gereken sensin. Tamam. Ama bir şartla. Beni puantiyeli geceliğinle karşılayacağını söz verirsen. Sen... Sen benim fotoğraflarımı mı karıştırdın? Bu yaptığın büyük bir terbiyesizlik. Ayaz, ben kaçtım. Telefonunu daha fazla karıştırmamı istemiyorsan gelip alırsın. Adresi var.
Kahve? Hayır. Telefonumu karıştırmam bittiyse hemen alıp gideceğim. Bitti. Bir daha karşılaşmamak ümidiyle. Müsait miydin? Evet, evet. Çok müsaitim. Tamam, çok güzel. Sana acil ihtiyacım var. Nerelerdesin? Bana ihtiyacın mı var? Bir arkadaşımın çalıştığı mağazadayım. Hangi mağaza? Tamam, tamam biliyorum orayı. Çok yakınım. Hemen geliyorum. Merhaba. Eşiniz için mi? Yok hayır. Evli değilim. O zaman kız arkadaşınız için. Maalesef yine yanıldınız. Yanılmak beni hiç bu kadar mutlu etmemişti. Çok güzel seçim. Kaç beden giyiyor? İşte onu maalesef bilmiyorum. O yüzden buradayım ya. O zaman... Mete! Öykü, iyi ki geldin. Çok acil yardımına ihtiyacım var. Akşam Burcu'nun doğum günü var ve ne alacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Tamam, bakalım. O zaman çok doğru yerdesiniz. Öykücüğüm, bizi tanıştırmayacak mısın? Tanıştırayım. Mete, okuldan arkadaşım Burcu'nun abisi. Aa, evet. Öykü Burcu'dan çok bahsetmişti ama maalesef daha hiç tanışamadık. Şeyma, mahalleden arkadaşım. Sizin eski evde oturuyorlar. Aa, öyle mi? Çok memnun oldum Şeyma. Ben de. O zaman ben size seçenekleri göstereyim. Tabii. Yardımlarınız için gerçekten teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ne demek? Her zaman bekleriz.
ufaklık. Sana da çok teşekkür ediyorum. Akşam doğum gününde görüşüyoruz, tamam mı? Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Ne zaman fark edecek ki büyüdüğümü? Hayal, gel şaşırt bugün beni.